Günaydın. Bugün çok güzel bir yere geldik hafta sonu kaçırma için. Burası Ankara'ya 100 kilometre olan Çankırı tarafında. Çok güzel bir mesire alanı. Biz kalmalı olarak geldik ama günü birlikte gelebiliyorsunuz. Adı Bülbül Pınarı mesire alanı. Çok güzel bir yer. Tam böyle ormanın içi. Etrafımız komple ağaçlar. Çok güzel. Ayrıntıları vereceğiz birazdan. Şimdi ATV'ye binmeye gidiyoruz. Hazır mısın? Gidiyoruz. Bebeğim atla. Ben götürürüm seni. Hadi götür beni. ATV'lerin bir turu 100 liraymış. Bineceğiz şimdi. 2 kişi binerse 130. 2 kişi binerse 130. Marketten bir şey istiyor musun şimdi? İsteyelim. Kocam, mutlu musun? Çok güzel değil mi? Nasıl geldik buraya? Anlat bize biraz. Köy yollarından karanlık, zifir karanlık böyle. Engebeli yollar. Bir daha gelirsen o yoldan gelir misin? Tabii ki ben gelirim. Düşünemiyorum. Gelene kadar başımızın etini yediniz. Korkunçtu ama. Çıkacak, yok cin çıkacak, yok şu çıkacak. Yatır var, katır var. Eşek var. Yok bir şey gördüm. Yok bekçi ormanda bir geziyor. Bir kere de bir şey söylenmeyin ya. Camı açtık hiçbir şey göremedik. Jandarma yakalandık anasını satayım. Evet jandarma kısmını sen anlat. Eskort geldik. Baskına bile gittik. İçenleri yakaladık anasını satayım ormanda. Oran diyecek hadi abi. Nasıl? Bizim kaldığımız bungalov. Biz büyük 6 kişilik olanını tuttuk. Şuradakiler daha küçük. Arkadaşlar burası günlüğü 1200 lira. Ama hiçbir şey yok. Yani yeme içme konusunda hiçbir şey yok. Sadece evin içinde şey var. Kettle, çay makinesi, mini buzdolabı var. Ama aşağı kısımda bir restoranı var. Oradan biz biraz önce kahvaltı yaptık. Çok güzeldi kahvaltısı. Kahvaltınızı gidip bir serpme kahvaltı şeklinde yapabilirsiniz. Onun dışında akşam yemeği falan da var. Hatta akşam o restoranda canlı müzik varmış. Bugün oraya gideceğiz muhtemelen. Güzel, keyifli vakit geçiriyoruz. Şimdi de arka bahçede şeyimiz var, masamız, sandalyelerimiz vardı. Oraları temizledi arkadaşlar. Şimdi orada kahve keyfi yapacağız. Size şimdi evin içini de göstereceğim. Birazcık dağınık ama bakalım. Şimdi dağınık olduğuna karar vererek size şimdi göstermeyeceğiz. Bu tamamen benim düzen hastası ve temizlik hastası bir arkadaşımın önerisi. Sabah burayı toplayacağız zaten çıkmadan. Size o zaman göstereceğim evin içini komple. Şimdi size arka bahçesini göstereyim. Ve burası tamamen bize ait. Çok güzel. Evden hemen çıkınca şöyle bir arka bahçemiz var. Biz buraya hemen nasıl örtümüzü serdik. Burada da kızlar şu an el sallayın. Gizem kahve yapıyor yine her zamanki gibi. Şimdi burada oturup keyiflice kahvemizi içeceğiz. İkinci günden günaydın. Bugün size evin içini göstereceğim. Biz de artık toparlandık gidiyoruz. Güzel bir iki gün geçirdik. Hafta sonu için Ankara'da yaşayanlar için söylüyorum özellikle. Bence güzel bir plan. Yerini, fiyatını zaten söylemiştim. Gene Instagram adreslerini de videonun altına koyarım. Oradan dolaşabilirsiniz. Biz güzel vakit geçirdik. Hem serin, güzel. İsterseniz mangal yapabilirsiniz. Biz mangal yakmadık. Uğraşmak istemedik çünkü. İsterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz restoran kısmında yemek yiyebilirsiniz. Akşam canlı müzik falan da vardı. Güzeldi yani. Etraf, çevre... Bakın aşağıya kadar bungalov evler var. Havası çok temiz. Güzel bir kaçamak oldu bizim için. Tecrübelerimi de sizinle paylaşıyorum. Şimdi evin içine girelim. Size evin içini de göstereceğim. Görüşürüz. Buyurun. Hoş geldiniz. Burası bizim iki günlük evimizdi. Veda edeceğiz ama. Aynen. Veda etmeden önce sizlere de çekmek istedik. Burası salonuydu evin. İki tane kanepesi vardı. Burada iki kişi birden yatabiliyor. Yatak oluyordu. Televizyon, wifi, işte sobası vardı. Sobayı iki gün boyunca kullandık zaten. Temizliğiyle özellikle Kübra ilgilendi. Görünce vazifesi olarak. Aynen.
Hem evde hem burada sürekli temizlik yapıyor. Dün de zaten o istemediği için gösteremedim evin içini çünkü dağınıktı. Burada evin meslek eksiği şurada bir tezgah olmamasıydı. Keşke o da olsaydı. Tezgahlı yerleri de var. Aynen. Tezgahlı evler de varmış ama bize orayı vermediler. Akşamları çok soğuktu. O yüzden sobayı yaktık yani. Ama gündüzleri hava iyi. Dün de iyiydi, bugün de iyi. Buraya böyle kullanmamız için bardaklar bırakmışlar. Biz zaten getirmiştik çoğunu. Çay bardağı vardı. Kettle çay makinesi vardı. Mini buzdolabı vardı. Başka? Bence bir şey söyleyeyim mi size? Şu da yatak oluyordu. Ha, 6 evet, kişi için. Aynen. Değil mi? Evet, misafir. Çünkü düşündük. Düşündük 6 kişilik dediler. 6. kişi nerede yatacak diye. Benim bugün şu aklıma geldi. Acaba şunda mı yatılacaktı diye. Ayrıca var ya o koltuğu da şöyle çekebilirdik biliyor musun? Hiç aklımıza gelmedi. Genelde yerde oturduğumuz için çok ihtiyaç duymadık. Aynen. Banyosunu da hızlıca gösterelim size. O da zaten normal standart bir banyo ama güzel. Yapısı falan mimarisi benim çok hoşuma gitti. Tahtaya olduğu için biraz böcekler var. Bir de evin en güzel yeri üst kattaki yatak odasıydı. Yani yatak katı. Yatak odası değil, yatak katı. Oraya da merdivenlerle çıkıyoruz. Şimdi yukarıyı da gösterelim hızlıca. İsterseniz buradan oturup ayaklarınızı yere sallandırıp aşağıdaki arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Burada çift kişilik bir yatağımız var. Ekstra olan yastık yorganlar burada. Bu tarafın manzarası da çok güzel. Biz çok beğenerek kaldık ya. Güzeldi. Fiyat olarak da diğer baktığımız yerlere göre çok çok uygundu. O yüzden fiyatı da bizi cezbetti aslında. Günü ne kadardı? Günü ne kadardı Kübra? 480. 6 kişi için günlüğü 480 liraya geldi. 2 gün 480 değil mi? Evet, 2 gün 480. 2 günlüğü 480 liraya geldi kişi başı. 5 kişiydik biz. Yani 240 lira tek kişi ücreti. Aynen. Çok güzel. Veda çıkın, ediyoruz. Çıkın gelin. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Veda edelim. Hoşça kal. Şimdi çıkış yaptık. Aşağıda restoran kısmında kahvaltı yapacağız. Sonra veda ediyoruz buraya. Çok güzel. Bizim için çok güzel bir yer oldu. Çok güzel bir tecrübe oldu. Bir daha gelsek daha hazırlıklı geliriz. Tabii biraz eksiklerimiz vardı. Ama her şeye rağmen çok güzel geçti. Bakın kızlar gidiyor. Çok güzeldi. Biz çok eğlendik. Bakar mısınız ya? Daha önce Mayıs ya da Haziran hatırlamıyorum. Haziran'dı galiba. Çektim size. Sapanca'ya gitmiştik. Sapanca da çok güzeldi. Sapanca da bizim kaldığımız yer çok güzeldi. Onun için de şu an Sapanca'da mesela dolandırıcılar çok fazla olmaya başladı. Biz bir yer bulduk mesela burayı bulmadan önce. Aa her şeyde anlaşıyoruz falan. Adam dedi ki gönderirseniz dedi parayı dedi peşin gönderirseniz dedi. İşte yok şu kadar daha indirim yapacağız falan. O kadar düştü ki bir anda fiyatta. Sonra bir işkillendik tabii öyle olunca. Ben hemen şeyden tekrar araştırdım. Çünkü böyle bir şey olduğunu duymuştum daha önce. Sonra Sabi.org diye bir yer varmış. Oraya yazdım. Dolandırıcıymış site. İyi ki para falan gönderip rezervasyon yaptırmaya kalkmadık yani. Ondan sonra araştırırken burayı bulduk. Hem burası bize daha yakın olacaktı. Çünkü çalışıyoruz cuma günü akşam saat 5'e kadar. 5'ten sonra çıkış yapabilecektik Ankara'dan. Öyle olunca da hani Sapanca 4-5 saat sürüyor. Biz buraya 1,5 saatte geldik mesela. Özellikle Ankara'da olan arkadaşlarım için söylüyorum. Güzel bir hafta sonu kaçamağı yapmak isterseniz burayı değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi Instagram adreslerine videonun altına koyarım ben. Oradan da sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Güzel çalışanlar olarak da çok ilgililerdi. Bizim ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa çocuk hemen geldi falan. ATV'si var, aşağıda atlar var. Atlara binebiliyorsunuz, at binmeye gidebiliyorsunuz. Biraz pahalıydı atlar sanırım. 300
300 liraya kadar falan çıkıyormuş kişi başı. ATV öyle değildi ama ATV daha uygundu. 130 liraydı turu. Güzeldi yani. Hoşçakalın. Günaydın kacım. Günaydın kardeşim. Günaydın. 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 Hiç olmadı bu. Günaydın. Gerçek halin de günaydın de. Günaydın. Gerçek halin de. Günaydın. 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 Kahvaltı yapacağız size fiyatları. Ben anlamadım. Kimse görmeden. Ne? Fiyatlarım ben yanlış. Kaç ekmek yedin çorbayla? 3, 4.